Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zeytinin kalemini hikayesini yazan. Ya. Allah sizden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Ayaklarınız sağlık. Kolay gelsin. Merhabalar. Çok pardon. Çok pardon. Alışveriş mi yaptın? Yavaş yavaş da var. Bakalım biraz yaklaşır mısın? Yavuz Bey. Merhaba. Sevdiğiniz fuarı. Şöyle bakayım sen de gitmişler. Enginar Salep olarak. Aynı zamanda biraz bir adım geriye açıyor. Bir adım geriye açıyor. Başlığı da Frans olarak. Koyunları da var. Evet. Başlığı da büyükbaş olarak. Patron patronu çekim. Esas patron gözükmüyor. Patron içe burada. Patron içe burada. Evet, patron içe Ferhat Başkan kızını göndermiş. Ne kadar alanda üretiyoruz? 3 dönümlük bir alanda. Satışlar tüm Türkiye'ye buradan kargo olarak gönderiyoruz. Bunu ezberledik zaten. Evet, bunu bir. İkincisi, Türkiye'deki zeytin varlığı çok önemli bir aslında en önemli zeytinyağı üretimler. Bölgemizde 94 tane butik zeytinyağı markası var. Genç değil mi? Öğretecekler ama. Doğanın kendisi. Biz bilmiyoruz onları. Say bakalım. Ama bizi işte uzaklaştırdılar. Tabiattan, doğadan uzaklaştırdılar. Arkadaşlar, fuarlar aslında hem fuara katılanlar hem de fuarı ziyaret edenler açısından çok kıymetli, ne diyelim, buluşma alanları, buluşma mekanları. Açık kısmı olur, kapalı kısmı olur burada olduğu gibi. Ama şu vardır, fuara katılan firmalar kendilerini Türkiye veya dünya genelinde fuarın sıfatına göre, uluslararası ise uluslararası firmalar da gelir, ulusal düzeyde ise ulusal firmalar katılır. Hani biz deriz ya, ya şu teraziye bir çık da bir ağırlığını görelim deriz. Fuarlar bizim buraya katılım sağlayan firmalar olarak kendimizin emsallerimize göre hangi düzeyde olduğumuzu değerlendirebileceğimiz eşsiz bir fırsat alanıdır. Ben fuarları ta öğrencilik yıllarından beri destekleyen, takip eden ve buralara katılımı özendirmeye çalışan bir kişiyim. Burada insanlar yaptıklarının ne ölçüde piyasada bir değer sıralaması olacak olursa nereye denk gelir onu görecek. Bu buraya katılanlar açısından. Bir de ne var? Ziyaretçiler var. Ziyaretçi de hepsinin bir arada olduğu bir ortamda. Fiyat yönünden mukayese etme imkanı bulur. Kalite yönünden mukayese etme imkanı bulur. Kendisine sağlanacak servis hizmetleri. Satın aldınız, satın aldıktan sonra size verilecek servis hizmetleri. Bunlar da önemlidir. Yedek parçanın bulunurluğu vesaire. Bunlar da önemlidir. Hele bir de yerelde olması, bir şikayeti olduğunda hemen gidip onun kapısını çalabiliyor olması. Bu da buraya gelenler açısından kıymetlidir. 14 yıldan beri böyle bir fuar düzenli olarak yapılıyor. Yapanlara biz müteşekkiriz. Katılanlara yine aynı şekilde müteşekkiriz. Ziyaret edenler de İnşallah bu arzuladıkları nitelikte, kalitede, bu almak istedikleri ürünleri burada bulabiliyor olurlar. Kısacası hülasa bence iyi bir, aynı zamanda da sosyalleşme alanıdır. Ekonomik faaliyetlerin mukayese edilme alanıdır. Ticari olarak da insanların birbirleriyle dayanışabilecekleri, haberleşebilecekleri bir alandır diye ifade etmek istiyorum. Güzeldir. Her zaman için fuarlar güzel. Evet. 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 Evet.